Günaydın çocuklar. Elimdeki parmak boyasının rengini söylemek isteyen var mı? Ebru, hangi renk bu? Sarı. Aferin. Evet, şimdi sarı parmak boyalarımızla avcumuzun içini boyuyoruz. Ve sarı laleler yapacağız parmak boyalarından. Tamam olsun, elini boya. Çocuklar, sanat etkinliğimizi bitirdik. Şimdi sırada Türkçe dil etkinliğimiz var. İlk oyunumuz parmak oyunu. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç, kaç, kırmızı balık kaç. Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Mutluysan vur ellerini. Eğer mutluysan ve şarkı söylüyorsan vur ellerini. Eğer mutluysan vur ayağına. Eğer mutluysan vur ayağına. Eğer mutluysan ve şarkı söylüyorsan vur ayağına. Eğer mutluysan hey diye bağır. Hey! Eğer mutluysan hey diye bağır. Hey! Eğer mutluysan ve şarkı söylüyorsan hey diye bağır. Eğer mutluysan vur ellerini. Eğer mutluysan vur. Hey diye bağır. Hey! 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 Hey!
çocuklar, şimdi sırada hopladım zıpladım atlı parmak oyunu var. Hoppalak zıpladı. Daldan tam 5 elma topladı. Birincisini annesine, ikincisini babasına, üçüncüsünü kardeşine, dördüncüsünü büyük babasına, beşincisini büyük annesine verdi. Eline baktı, elmalar bitti dedi. Hoppalak zıpladı, hopladı, daldan bir elma topladı. Onu da kendisi yedi. Zıpalak hopladı. Daldan tam 5 elma topladı. Birincisini annesine. İkincisini babasına. Üçüncüsünü kardeşine. Dördüncüsünü büyük babasına. Çocuklar, şimdi sırada hikayemiz var. Somurtkan Rüzgar adlı hikayemizi okuyacağım sizlere. Gökyüzünde güneş, ay, yıldızlar, bulutlar ve rüzgar birlikte yaşarlarmış. Ay sürekli uyuklarmış. Yıldızlar her zaman parıldarmış. Güneş sürekli neşe içinde dans edermiş. Bulutlar da gezmeyi çok severmiş ve rüzgar her zaman somurturmuş. Rüzgar, öf, püf dedikçe yeryüzündeki yapraklar sallanırmış. Kimi zaman koca koca ağaçlar bile sallanırmış. Rüzgarın öfleyip püflemesi hiç bitmezmiş. Gökyüzündeki arkadaşları bu duruma bir çare düşünmüşler. İlk olarak güneş, rüzgarı dünyanın güneşi gören etrafına çağırmak istemiş. Güneş rüzgara, rüzgar kardeş, somurtup duracağına gel benim önümde dünyaya gülümse. Bak ne kadar eğlenceli diye seslenmiş. Rüzgar öfleye püfleye dünyanın güneşi gören tarafına gitmiş. Güneş rüzgara, haydi beraber gülümseyelim demiş. Fakat o an yeryüzündeki canlılar, sıcak ve kavurucu rüzgar hepimizi yakıyor diye bağırmışlar. Bağırışmaları duyan güneş hemen rüzgara dönmüş. Rüzgar hemen çekil oradan. Yeryüzündeki canlılar sıcak rüzgardan şikayetçiler demiş. Bizim somurtkan rüzgar yine öfleye püfleye söyleneni yapmış. Bunu gören ay, rüzgarın haline çok üzülmüş ve rüzgara seslenmiş. Rüzgar kardeş, hadi dünyanın beni gören tarafına gel. Birlikte geceleri yeryüzünü seyredelim demiş. Rüzgar, peki diyerek dünyanın ayı gören tarafına gitmiş. Başlamış somurtarak öf püf demeye. Gece soğuğuyla rüzgar birleşince bu kez yeryüzü üşümeye başlamış. Çok soğuk rüzgar esiyor, çok üşüyoruz diye şikayetler gelmeye başlamış. Ay bu durumu görünce rüzgara, aman rüzgarcığım ikimiz sürekli dünyanın aynı tarafında birlikte olmayalım yoksa yeryüzü donacak demiş. Tüm bu yaşananları izleyen yıldızlar rüzgara, sakın geceleri üfleyip püfleme. İnsanlar üşümekten biz güzel yıldızları seyredemeyecek diye seslenmişler. Rüzgar kızgın gözlerle yıldızlara bakarak konuşmaya başlamış.
Benim adım Rüzgar. Tabii ki öfleyip püfleyeceğim. Ama sizin gibi belli bir yerde durursam yeryüzü ya yanar ya da donar. Siz görevinizi yapın. Ben de gezerek somurtmaya, üfleyip püflemeye devam edeyim. Her şey kendi düzeninde devam etsin demiş. Tüm arkadaşlar Rüzgar'ın sözlerine hak vermişler. Her şey bir düzen içinde devam ederken daha mutlu olduklarını anlamışlar. O günden sonra Rüzgar bildiği gibi somurtarak gezinmeye, öfleyip büflemeye devam etmiş. Evet çocuklar, hikayemiz burada bitti. Beslenmemi ben yemeye doyamadım. Değerli izleyicilerimiz, dışarıdaki gündem konumuzu bugün sınıfımıza taşıdık. Yerel seçimleri konuşacağız. Çocuklarımız başkan adayı ve başkan olsalardı neler yaparlardı, neleri değiştirirlerdi, bunları sizlere aktaracağız. Öncelikle küçük konuğumuzu bir tanıyarak başlayalım. Senin adın ne? Emine. Nasılsın Emine? İyi. Kaç yaşındasın sen? 2. Kocaman olmuşsun artık. Değil mi? Evet mi? Evet. Şimdi seçim yaklaşıyor diye bir şey duydun mu? Duydun değil mi? Seçimler yaklaşıyor. Şimdi belediye başkanları değişecek değil mi? Evet. Peki sen hiç böyle belediye başkanı olmayı düşündün mü? Aa. Olsan ne yaparsın? Bir şey yapma. Mesela boş boş oturur musun koltuğunda? Gerçekten mi? Söyle. Evet. Niye oturuyorsun peki koltuğunda, canın sıkılmaz mı? Sıkılmaz. Ya oturmak seni sıkmayacak yani. Evet. Peki efendim, tercih meselesi diyoruz, onu çok fazla yormuyoruz. Sayın seyircilerimiz, şimdi adaşımla birlikteyiz. Fatma hemen sınıfa girer girmez dikkatimizi çekti. Hangi huyuyla dikkatimizi çekti? Ciddi, kararlı duruşuyla. Peki oradan tüyolar alıyor. Fatmacığım nasılsın? İyiyim. Kaç yaşındasın? 3? 5. 5 yaşında, kocaman ama hiç göstermiyorsun, merak etme, daha genç gösteriyorsun sen gerçekten. Fatma, soyadın ne senin? Güner. 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 Güner R ile. Güner. Güner arka tarafta böyle izleyici olarak bizlere eşlik ediyorlar. Evet Fatma, Güner büyünce ne olacak? Hangi mesleği seçecek? Öğretmen. Neden öğretmen olmak istiyorsun? Daha bir sürü meslek var bebeğim. Seviyor musun öğretmenini? Ana sınıfında alınan ilk örnek öğretmen olduğu için çocukların da öğretmen, doktor, hemşire demeleri gayet doğal. Efendim Fatmacığım, seçim diye bir şey duydun mu? Oy kullanmak. Peki belediye başkanını hiç gördün mü? Gördün değil mi? Belediye başkanı ne yapar? Görevleri nelerdir? Sence? Bana bir söyler misin?
Mesela belediye başkanlığında oturur değil mi? Belediye başkanlığı vardır. Oraya gider mi? Gider değil mi? Ne yapar orada? Sen gördüğünde başkan ne yapıyordu? Peki Fatma'ya sorularımızın ardı arkası kesilmiyor. Fatma, sen belediye başkanı olsan ne yaparsın bebeğim? Ne yaparsın? Ahmet Paşa ne getirirsin? Fatma'nın siyasetle falan işi yok. Ben memur olacağım. Ay başında maaşımı alacağım. O kadar. Gerisi beni ilgilendirmiyor diyor. Teşekkür ediyoruz. Fatmacığımın yerine uğurluyoruz. Adın neydi senin? Efe. Efe, ayakkabıları ters giymişsin ya. Olmuş mu? Olmamış. Nereden anladın? Ters olduğunu. Ters olmuş bak. Bir de ayaklar da böyle kalkıyorsa izleyiciler. Neydi adın senin? Efe. Peki Emin, nasılsın? İyiyim. Ahmet miydi adın? Yok, Efe. En sonunda kabul ediyor Ahmet benim adım. Az daha uğraşsak Mehmet'le anlaşacağız, yok böyle bir şey. Efe, sana soru sorabilir miyim? Sorayım mı? Son fikrin mi? Soracağım. Bak soruyorum. Sorayım mı? Soruyorum peki. Efe, belediye başkanı olsaydın Ahmet Paşa neler yapardın? Arabama binerdim. Nereye giderdin? Bahçemi sulamaya. Makam aracıyla bahçe sulamaya gidenler de var sayın seyirciler aramızda. Yani peki bahçe nerede sizin bahçe? Evde. Ne var bahçede? Neyi suluyorsun? Hangi bitkiler? Ne var? Havuç. Havuç var. Başka? Elma. Elma var. Elmaları sulayacağız değil mi? Sulu sulu olacak. Var mı şimdi? Bitirdin mi hepsini? Var mı? Ama sen şimdi sadece kendi bahçeni sularsan Ahmet Paşa halkı bir daha sana oy vermez. Verir mi? Verir. Niye verir? Sen hep kendi bahçeni sulayacakmışsın. Olur mu öyle? Olmaz. Peki belediye başkanı başka neler yapar? Arabasına biner gezer. Yaz bu araba kısmına Efe fena halde takmış durumda sayın seyirciler. Peki arabasıyla nerelere gider? Çiçekle sulamaya. Ya bir şey sulayacak illa. Ya o şeyler sulanacak illa. Çocuğum başka hiç böyle gezmeye mezmeye gitmez mi? Gider. Böyle top mop oynamaz mı? Oynar. Sen niye söylemiyorsun? Başka neler yapar başka? Okul yapar mı? Yapar. Yol? Yapar. Niye söylemiyorsun? Mezar. Mezar yapar. Oradan arkadan kopya geliyor Efe'ye. Efe'yi çok sevdi kameraman arkadaşımız. Peki Efe, sana bir şey söyleyeceğim. İleride belediye başkanı olmayı düşünüyor musun? Düşünüyor musun? Yalnız Efe'ye oy verirken dikkat edin, bahçe sulama konusunda gerçekten usta. Efendim şimdi de Atakan yanımızda. Bakalım Atakan'ın seçimle ilgili duygu ve düşünceleri neler? Atakan'cığım nasılsın? İyiyim. İyi misin? İyisin. Peki Atakan kaç yaşındasın sen? 1. Hadi canım. Yani küçül de cebime gir yani. 5 yaşındayım. 5 mi hocam? 5'te anlaşalım diyor hocam. Biz de hocamı kırmıyoruz tabii. Buradan topu hocama atıyoruz. 5 yaşındasın Atakan. Gördüğünüz gibi şık, güzel, renkli gözlü, harika yakışıklı bir delikanlımız. Yarışmaya Ahmet Paşa kasabasından katılıyor. Atakan, belediye başkanı kimdir? Bilmem. Görevi nedir? Gömmek. Gömmek mi? Ne gömer? İnsan. İnsan gömer. Belediye başkanları insan mı gömüyor çocuğum? He. Öyle. Değişik bir bakış açısı sayın seyircilerimiz. Şaşırdık. Peki sen belediye başkanı olsaydın ne yapardın Atakan? Bir şey yapmazdım. Nasıl yani? Giderdin makamında böyle sandalyende oturur muydun? Olur mu canım? Olur. Belediye başkanı çalışkan olmaz mı? Olur. Sen niye çalışmıyorsun? Çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Belediye başkanı olsan ne yapardın? Çalışıyorum. Ne çalışıyorsun canım, ne üretiyorsun? Çalışıyorum evde işte be. Annesi buna evde çok mu iş yaptırıyorsunuz?
Atakan'a çok iş yaptırıyorsunuz. Bak çocuk sürekli çalışıyor. Yorgunsun şimdi değil mi? Aletler ama. Ne aletleri? İş aletleri. İş aletleri var. Ne onların adı? İş aletleri. İş aletleri. Sen atölyeye mi gidiyorsun? Atölyeye götürüyorlar mı seni? Evde çalışıyorum. Ha, evde çalışıyorsun. Ne ürettin, ne yaptın? Ev yaptın mı mesela? Akünümü tamir ettim. Akünü sen kendin tamir edebildin. Akülü araban mı var senin? He. Peki Atakan, bana bir şarkı söyler misin? Söylemem. Çok net söylemem. Atakan, bir şarkı diyorum. Sadece bir tanecik şarkı söyler misin lütfen? Birlikte söyleyelim mi? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Öğrenmedin mi? Şey biliyor musun sen, portakalı soydum şarkısını? Portakalı soydum başı. Kırmızı balığı biliyor musun? Biliyorsun. Kırmızı balık gölde kıvrı. Nuh diyor peygamber, beni böyle bir inat. Teşekkür ediyoruz, seni yerine alıyoruz. Mehmet nasılsın? İyiyim. Şimdi sayın seyirciler, Mehmet'e öğretmenim soruyor. Mehmet konuşmak ister misin? Mehmet'ciğim kaç yaşındasın sen? 5 mi 8 mi 10 mu? 3. Bilemedim. Peki Mehmet, belediye başkanı neler yapar oğlum, bana bir söyler misin? Hayvanları korur. Belediye başkanları hayvanları korur. Aferin Mehmet'e. Peki biz de hayvanları korumalıyız değil mi? Evet. Sizin hayvanlarınız var mı? Var. Neyiniz var? İneğiniz mi? Tavuğunuz mu? Tosun. Tosunları varmış. Tosun ne? Ha, danaları varmış. Peki. Mehmet gitme, gel. Gel, sen inekleri güdüyor musun? Gidiyor. Çobanlık yapıyor musun onlara? Yapıyor. Aferin Mehmet'e. Peki Mehmet, sen belediye başkanı olsan ne yapardın? Bir şey yapmadım. Ne demek canım, bir şey yapmazdın. İlla ki bir şey yapmalısın bence değil mi? Evet. Yoksa seni seçmezler. Biliyorum. Diyor öyle yani. Havalar. Teşekkür ediyoruz Mehmet'e de.
Yani palyaço olmayı seviyorum. Peki siz öğrenci olmayı seviyor musunuz? Seviyorum. Okulumuzu seviyor musunuz? Seviyorum. Öğretmenlerimizi seviyor musunuz? Seviyorum. Çünkü öğretmenlerimiz bize okumayı, yazmayı, bilgi sahibi olmayı, çevremizdeki insanlara nasıl davranmamız gerektiğini öğreten en kutsal mesleğin sahibidirler. O da çok seviniyor. Biliyor musunuz? Çocuklar telefonu çalıyor. Yusuf Bey arıyor. Yusuf Bey bu sirkin sahibi. Yani benim patronum. Ne diyecek acaba? Efendim Yusuf Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet. Dün gece çocukları çok eğlendirdim. Olsun çok yoruldum ama çocukları çok seviyorum biliyorsunuz. Evet Yusuf Bey. Efendim? Evet. Evet. Gerçekten mi? Siz hiç merak etmeyin Yusuf Bey. Ben tüm bildiklerimi öğretirim gelecek olan arkadaşıma. Peki adı neymiş? Pippo mu? Ben Pippo, o Pippo. İkisi de çok uyumlu oldu. Peki iyi günler, iyi günler Yusuf Bey. Çocuklar, dedi ki Yusuf Bey, sana yeni palyaço arkadaş gönderiyorum. Ona bütün bildiklerini öğret. Öğretmez olur muyum? Biliyor musunuz benim hiç hayatta arkadaşım olmadı. Peki sizin arkadaşlarınız var mı? Var. Onları seviyor musunuz? Evet. Ben de Pippo'yu çok seveceğim. Onunla iyi geçineceğim. Bütün bildiklerimi de ona öğreteceğim. Ama saatte kaç oldu? Nerede kaldı Pippo acaba ya? Sirke yolunu mu şaşırdı? Gelsin. Onunla ne kadar güzel vakit geçireceğiz. Birbirimizi eğlendireceğiz. Ona bütün bildiklerimi öğreteceğiz. Pippo bir gelsin. Pippo, merhaba. Ya işte böyle insan, ilk gördüğün insana merhaba der, selam verir, gelip de böyle diye arkasından korkmaz herhalde. Allah Allah, arkadaşım sanki o kadar uzunsun da beni göremedin. O kadar dokundun, farkına bile varmadın. Ya, göremedim işte. Göremedin çünkü sen yaşlanmışsın artık. Ya, ben yaşlı değilim. Yaşlısın. Değilim. Yaşlı değil mi çocuklar? Tamam ben Pippo. Ben de Pippo. Yaşasın. Biliyor musun Pippo? Bu gece seninle beraber sahneye çıkacağız. Ben de seninle beraber sahneye çıkacak mıyım? Ben bütün bildiklerimi sana öğreteceğim. Eğer sözümü dinlersen neden olmasın? Tamam sen de söylersen ben yaparım. Tamam o zaman. Sahnede bugün seninle evet hayır oyunu oynayacağız. Nasıl bir oyun? Ben sana ne sorarsan sorayım. Evet hayır demeyeceksin. Ve başını da böyle 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 böyle. Tamam bundan kolay ne var? O zaman sana bu oyunu daha iyi öğretebilmek için içimizden bir arkadaşımızı alıp sana öğretelim olur mu? Gel bakalım gel gel gel. Bir alkışlayalım arkadaşımızı. Senin adın ne? İrem soyadın? İrem Tetik. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Birinci sınıfa gidiyorsun. Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Öğretmen. Alkışlayalım arkadaşımızı. En çok art yemeği seviyorsun. Hepsini seviyor musun? Peki sizin evde yemekleri kim yapıyor? Anne. Annen yapıyor. Çok mu güzel yemek yapıyor? Sen de tabağındaki bütün yemekleri yiyor musun? Aferin sana. Sen hiç evet hayır demeyecek misin? İşi böyle 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 götürecek misin? O zaman yine mi alkışlayalım çocuklar? Uslu uslu dinliyorlar. Evet senin adın ne? Burak. Burak soyadın? Akyol. Burak Akyol. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Birinci. Öğretmeni seviyor musun? Evet. Evet. Öğretmeni seni seviyor mu? Evet. Peki Burak sen birinci ne olacaksın?
öğretmen olacaksın. Öğretmen olunca öğrencilerine zayıf verecek misin? Evet. Evet dedi. Üç evet olursun sen. Evet. Şimdi de arkadan bir arkadaşımızı alalım. Gel bakalım. Evet, senin adın ne? Hasan. Hasan. Soyadın? Hasan Karagöz. Karagöz müsün bakayım sana? Karakoç. Hasan Karakoç. Sen kaçın sınıftasın? İkinci sınıftasın. İkiden sonra üçüncü sınıfa mı geçeceksin? Evet. Peki Hasan. Sen büyüyünce ne olacaksın? Öğretmen olacaksın. Oo, demek ki sen öğretmeni çok seviyorsunuz siz. Öyle mi? Öyle olunca herkes öğretmen olmak istiyor. Öyle mi? Evet. Evet hayır dedin mi hiç sen? Dedin. O zaman alkışlayalım mı seni? Şimdi ana sınıfından da bir arkadaşımız alalım. Olur mu? Gelir misin sen benimle? Gel bakalım ellerini çöz. Çöz ellerini. Evet. Senin adın ne? Ya anlayamadım. Beygüner diyor. Beygüner. Değişik isim o zaman. Soyadını biliyor musun? Ne soyadı? Beygüner. Tamam öyle olsun. Sen büyüyünce ne olacaksın? Baba olacakmış. Alkışlayalım arkadaşımızı. Baba olacakmış. Dur bir dakika aferin. Büyüyünce baba olacaksın. Sen annenin yaptığı yemekleri yiyor musun? Tabaktaki yemeklerin hepsini bitiriyor musun? Sevmediğin yemek yok yani değil mi? Hepsini bitiriyorsun. Hepsini. Öğretmeni seviyor musun? Seviyorsun. Ama biliyor musunuz arkadaşımız hiç evet hayır demedi. Alkışlayalım. Şimdi soruyorum çocuklar senin adın ne? Benim adım Pippo. Peki soyadın ne? Kimo. Kim var orada biri mi var? Ya benim soyadım Kimo. Ha soyadın Kimo. Peki annenin adı ne? Benim annemin adı mı? Yok benim annemin adı. Ben senin annenin adını nereden bileyim ya? Ya oğlum senin annenin adını soruyorum zaten. Ha benim annemin adı Şehriye. Senin adı Şehriye çorbası mı? Hayır tarhana çorbası. Fedek. Oğlum Fedek içiyoruz mu? Hayır Fedek Porçun. Erkek kardeşim var mı Pippo? Var. Onun adı ne? Satılmış. Ay ya. Kaça satılmış? 10 liraya satılmış. Ucuz da satılmış ya. Ya benim erkek kardeşimin adı satılmış. Tamam tamam ben de sana şaka yaptım zaten. Gördün mü bu oyunu akşam sahnede seninle beraber oynayabileceğiz. Şimdi söylesene sen nereden geliyorsun? Ahırdan geliyorum. Ya nereden geleceğim? Tabii ki herkes gibi evimden geliyorum. Tamam evden geliyorsun da sen nerede oturuyorsun? Ha, Toptaşı'nda. Toptaşı'nın neresinde? Toplu'nun namlusunda. Sıkışma değil. Evet. Bu Toptaşı Caddesi'ni. Ay yürüdüm Toptaşı Caddesi'ni. Yürü dört yoldan içeri. Giremem. Neden? Komutlarım önce sen gir. Girdin mi? Girdim. Nasıl bir yer? Karanlık daracık bir yer. Olur mu ya koskocaman sokak? Sen sokaktan mı bahsediyorsun? Sen ne anladın? Park. Ne parkı? Çocuk parkı. Allah Allah. Girdin mi sen sokağa? Girdim sokağa. Sağ tarafta Acı Çeşme. Acı Çeşme gördüm gördüm. Vur yüzünü çeşmeye. Ya neden vuruyorum yüzünü çeşmeye ya? Yahu yani dön yüzünü çeşmeye. Ay döndüm yüzünü çeşmeye. Arkamda Sütçahmet. Sütçahmet amca mı geldi? Nerede nerede nerede? Yahu Sütçahmet'in dükkanı yani. Ya Sütçahmet amcanın dükkanı. Sütçahmet'in dükkanını arkana aldığında karşına cami sokağa gelmez mi? Geliyor ya. Tabii ki gelir. Sondaki ilk evi gördün mü? Gördüm, gördüm. Validen yarın evi. Onun yanı da sizin ev. Onun yanındaki tahta ev. Karagöz gelirlerin evi. Onun yanı? Değil.
Onur gel hele gel. Hiç değil. Neredesiniz yine? İşte onun yine bizimle. Ya böyle adresi mi tarif edilir Pippo? Ya ne güzel adres tarif etmedin mi? Hayır. Adres mahallemiz, sokağımız, ilimiz, ilçemiz söylenerek tarif edilir bir kere. Mesela Atatürk Mahallesi, Haydar Paşa Caddesi, Güneşkent Apartmanı, daire 4, kapı numarası 3, Antalya Merkez. Böyle tarif edilir. Kim adresini biliyor çocuklar? Sen biliyorsan söyle bakalım. İki. Nerede oturuyorsunuz siz? Ahmet Paşa'da mı oturuyorsunuz? Evet. Evet, Ahmet Paşa 2. Başka bilen var mı? Küçüktepe. Küçüktepe. Ahmet Paşa'da mı oturuyorsunuz? Evet. Evet. Bakın çocuklar, size bir şey söyleyeceğim. Şimdi hep beraber, öğretmenlerimiz başımızda ama hep beraber binsek otobüse, bir gezmeye gitsek. Ama arkadaşlarımızdan bir tanesi kaybolsa hemen ne yapıyoruz? Koşuyoruz polise. Polis amca, polis amca. Ya ne polisi? Palyaçoyum ben. Ya palyaçoyum da. Şaka yaptım ya. Mesela polissin şimdi. Ha. Polis amca, polis amca. Efendim? Ben kayboldum. Aferin. Nasıl becerdim kaybolmayı? Ya arkadaşlarımızla yürüyordum. Onlar başka sokağa gitmişler. Ben başka sokağa gitmişim. Sonra oradan başka sokağa geçmişim. Sonra da kayboldum. Tamam tamam. Ben sana yardım ederim. Polisim ben. Hadi. Ver adresini götüreyim seni. Ama ben adresimizi bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorum? O zaman babanın telefon numarasını versin. Onu da bilmiyorum. Annenin telefon numarası. Onu da bilmiyorum. Amcanın, halanın, teyzenin numarasını ver. Onları hiç bilmiyorum. Ben babama gitmek istiyorum. Benim babama gidelim. Gördünüz mü? Aynı bu şekilde komik duruma düşersiniz. Polis amcalar da bize yardım edemez. Şimdi herkes bugün akşam eve gidiyor. Anne babasından evimizin adresini, büyük arkadaşlarımız da ezberleyebilir, telefon numaralarını ezberliyor. Söz mü? Söz! Evet. Ya lafa daldık da çocuklar. Benim de karnım o kadar çok acıktı ki. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim de karnım çok acıktı. Ben kahvaltı bile yapmamıştım. Ben de kahvaltı yapmadım. Çocuklar siz kahvaltınızı her sabah yapıyor musunuz? Seninle bir lokantaya gitsek. Gitsek. Şöyle yemeklerimizi söylesek. Söylesek. Yanında da buz gibi ayran olsun mu? Olsun olsun. Oo, ne ayran olsun. Yayık ayran olsun. Yayık ayranı nasıl yaparlar? Ya yok, koyarlar. Evet, içine de biraz su koyarlar. Tamam, sonra da karıştır. 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 Allah karıştır. Allah Allah Allah. Nedenmiş o? Çünkü sen görgü kurallarını bilmiyorsun çünkü. Hadi oradan, ben görgü kurallarını çok iyi biliyorum. Gerçekten mi? Evet tabii ki. O zaman seni bir sınav yapayım. Yap bakalım. Seninle kol kola girsek. Girsek. Şöyle kibar bir lokantaya gitsek. Gitsek. Etrafa böyle bir bakın sen. Bir bakın sen. Şu köşede dört ayaklı bir şey duruyor, gördün mü? Gördüm. Nedir o? Koyu. Sahibi yemek yemeye gelmiş, koyunu da kaybolmasın diye gözünün önüne bağlamış. Ya oğlum masa o masa. Sen masadan mı bahsediyorsun? Evet. Ha tamam. Masaların arasında dolansak gelsek, kendi masamızı otursak. Herkes de bize gülsün. Neden? Ya sandalye dururken masaya oturulur mu? Ya ben de zaten masanın yanındaki sandalyeye oturdum. Ha tamam, sandalyeye otur. Evet, garson amca da dolansa bizim masamıza gelse. Gelse. Sen garsona ne söylersin? Dolanma garsona da otur da iki muhabbet edelim de. Ya oğlum, garsonun işi masaların arasında dolanmak zaten. Ha tamam, o zaman derim ki garson amca.
Dışarıya çıkma şu koyunun durumuna bir bak. Kedi de kibar bir kedi. Kedinin adı Minnoş. Mehmet'in adı Minnoş olunca kibar mı oluyor? Tabii ki kibar oluyor. Ya olur mu öyle şey ya? Sen de benimle dalga geçiyorsun. Çorba geldi, çorba. Tamam tamam, çorba geldi. Evet, sen çorbayı ne sıkarsın? Kalabalık sıkar. Benim boyum 3 metre 15 santim derim. Benim boyumda 5 metre 20 santim. Ya oğlum ekşi bir şey sıkarım, ekşi bir şey. Ekşi bir şey. Buldum. Ne? Limon sıkarız. Limon sıkarız. Sonra da çorbaya bir şey ekeriz. Arpa buğday. Ya bırak atasözlerini ya, bırak. Damlaya damlaya göl olur. Ya Pippo bırak ya. Sakla zamanı, gelir zamanı. Pippo, çorbaya tuz biber ekeriz. Tamam, tuz biber de ekeriz. Tamam, sen çorbayı neyle içersin? Ağzımı içerim. Tabii ki huni ile içerim. Huni ile çorbayı nasıl içeceksin? Ya huni ağzına koyarım. Sonra garson amca, garson amca. Şu koyunla uğraşmayı bırak da gel yukarıdan çorbayı boşalt derim. Ya Pippo Allah aşkına bırak ya. Daha kolay bir alet var. Bir çorba daha. Ya oğlum çorbamızı içtik ya, neden bir çorba daha içiyorsun ya? Seninle konuşmaktan çorbamı içemedim ki. Tamam, ikinci çorbayı da içtik, garson amca gene geldi, ne söylersin? Bir çorba daha. Ya et yemekleri, sebze yemekleri, tatlılar, tuzlular, ayranlar, salatalar varken neden çorba içiriyorsun bana ya? O zaman biz yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Ne yiyelim? Ne yiyelim? Makarna yiyelim. Patates yiyelim. Patates de fırında. Boğulacağım, boğulacağım. Patlıcan yiyelim. Tamam, patlıcan yiyeceğiz. Karar verdik, hadi. Patlıcan da fırında. Ya biz ne yiyeceğiz burada? Tamam. Ayran, tuz, limonata, buz. Lokantaya kadar gelmiyorum Pippo. Of, tamam tamam söyleyeceğim artık. Ben sana şaka yaptım Pippo. 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 Pippo, ben sana şaka yaptım. Nasıl şaka yaptın ya? Ben görgü kurallarını çok iyi biliyorum. Gerçekten mi? Evet, senden bile daha iyi biliyorum. Pippo. Efendim? Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben seni çok sevdim. Ben de seni çok sevdim. Seni bir öpeyim de barışalım mı? Beni mi öpeceksin? Evet. Tamam, barışalım hadi. Hadi barışalım. Arkadaşım benim. Bir daha hiç kavga etmeyelim, olur mu? Etmeyelim tabii ki. Akşam senin tezahürlüğe çıkacağız ya. Hadi saat ilerledi. Koş hazırlanalım. Dur. Ne oldu? Bu kadar çocuğa mesaj vermeden gidilir mi? Ya nasıl da unuttum ben. Çocuklar, çevremizi ve okulumuzu temiz tutuyor musunuz? Evet.
Evet. Peki öğretmenlerimizin sözünü dinliyor musunuz? Evet. Gizinden. Emine çıkıyorsun. Evet, gel, geç kenara. Buraya. Hareket eden başka. Evet, aferin benim heykellerime. Çıkıyorsun. Bununla bu da kıpırdadı. Sıla, Tevfik çıkıyorsunuz. Ya nasıl istiklediniz? Mustafa çıkıyorsun. Buraya değil buraya. Arkadaşımdan Mustafa. Mustafa gel kenara. Gel bu tarafa oğlum. Arkadaşların yanına gel. Şöyle bakarsın. Atakan sen. Bir de sen.